Çanakkale Belediyesi YouTube kanalının değerli takipçileri. Yepyeni içerikleri, önemli konu başlıklarını ve birbirinden değerli konukları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Serap Biçici ile çocuklarda kitap okuma alışkanlığının gelişmesi üzerine konuşacağız. Serap Hanım, programımıza öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. Davetiniz için ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz katılımınız için. Serap Hanım, dilerseniz kısaca sizi tanıyarak programımıza başlayalım. 1979 İstanbul doğumluyum. İlk orta öğretim hayatım orada geçti. Daha sonra turizm ve otel işletmeciliği bölümünü bitirdim. Ama hep eğitim sektöründe çalıştım. Evli ve bir çocuk annesiyim. Şu anda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim aynı zamanda. Çocuk kitapları yazıyorum, çocuk hikayeleri yazıyorum. Böyle, kısaca böyle tanımlayabilirim kendimi. Çok güzel. Serap Hanım, çocuk kitabı yazdığınızı ifade ettiniz. Bizim de programımızın adı Bir Başarı Öyküsü. Siz de kentimizin başarılı insanlarından bir tanesiniz. Kısaca kitaplarınızdan bahseder misiniz, içeriklerinden? Nelerdir bunlar? Tabii ki, seve seve. Öncelikli olarak teşekkür ederim tekrar. Benim kitaplarımdaki içerikler genel olarak cesaret, arkadaşlık, birlikte olma, farklılıklara saygı duyma, farklılıkların bize kattığı değerleri anlatmaya çalışırım. Genelde kitaplarımda tema olarak onu kullanırım. Fakat burada altını çizmek istediğim bir şey var. Kullandığım cesaret teması, gücünü sevgi ve akıldan alan bir cesaret temasıdır benim. Çünkü gücünü sevgi ve akıldan alan bir cesaret teması asla insanları yarı yolda bırakmaz. Kitaplarıma da isterseniz göstereyim. Kitaplarımda şöyle bir... Evet, bu Mises'in çocukları Niftan'ın efendisine karşı, Taş Şehri'nin kaybolan renkleri, İtaki Yayın Evi'nden çıktı, böyle gösterelim. Bir de Gökkuşağı Kasabası'nın berberi, bu da İtaki Yayın Evi'nden çıktı çocuklarımızla buluşmak için. Kitaplarıma bütün kitapçılardan ulaşılabilir, internetten de ulaşılabilir ama ben kitapçıları gezmelerini tavsiye ediyorum. Kitapçılardan almalarını tavsiye ediyorum. Eğer evet, ulaşmak isteyen herkese. O atmosferi ve çok önemli. Evet, çok önemli. Serap Hanım, malumunuz önümüzdeki günlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlayacağız. Bayrama sayılı günler kaldı. Çocuklar için en güzel armağanın kitap olacağını düşünenlerden biriyim. Bu konuda ailelere neler önermek istersiniz? Evet, ben de sizin gibi düşünüyorum. Öncelikle Atatürk'ün tüm çocuklarımızı armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Tüm çocukların keyifli, eğlenceli, mutlu bir bayram geçirmelerini dilerim. Evet, çocuklara kitap alışkanlığı, yani kitap hediye etmenin kitap alışkanlığı kazandırmada evet başlangıç olarak iyi bir yol. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Kitaplar çocuklara verilebilecek, hatta bizim için de öyle değil midir? Evet. En güzel hediyedir bana göre de. Kitap alışkanlığını yani çocuklarda okuma alışkanlığının katkılarını aslında biz sizinle burada günlerce konuşabiliriz. Kesinlikle, yani, saymakla bitmez. Evet, ama altını çizmek istediğim iki özellik var. Bunlardan bir tanesi çocuğun düşünce dünyasını geliştirmesi, ikincisi de kelime hazinelerini geliştirmesi. Dolayısıyla ben bu iki olguyu da birbirine bağlantılı olarak görüyorum. Çocuk kitap okurken hiç gitmediği dünyalara gidebiliyor. Hiç karşılaşmadığı kahramanlarla karşılaşabiliyor. Dolayısıyla bu çocuğun düşünce dünyasının çeşitlenmesine büyük katkı sağlıyor. Bu çeşitlenen düşünce dünyasını da ifade etmek için kelime hazinesinin çok zengin olması gerekiyor. Aynı zamanda bu da ilerliyor. Dolayısıyla kendisini ifade etme noktasında bu çok değerli bizim için. Hatta çok sevgili Handan hocamız var, halk edebiyatı hocamız Handan Aydın Kasımoğlu. O bize masal hikaye konularında araştırmalar yapmamız için çeşitli kaynaklar verir. İşte bir makaleler verir. Buradan kendisine sevgilerimi gönderiyorum. Bütün hocalarıma da ayrıca sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Orada o makalede aslında bir cümle okumuştum. Tam da sorduğunuz soruya yönelik, yani cevaplayabilecek bir cümle. Şöyle ki, şöyle diyordum. Masallar, hikayeler basit, gözle görülebilir, takip edilebilir, kişisel, toplumsal hayattan çocuklara rol modeller sunar. Yani çocuk aslında bir kahramanın bir olaya verdiği tepkiyi,
tepkiler, söylediği sözler üzerinden kendisine bir örnek oluşturabilir. Dolayısıyla farklı bir bakış açısı gelişir. Düşünsenize farklı bir bakış açısının çocuk yaşlarda sahip olduğumuzu. Ne kadar büyük bir avantaj değil mi yaşam evet, yolculuğumuzda? İlerleyen yaşlarda evet, da karakterini oluşturuyor. Aynı şekilde hayallerine ulaşabilmesi açısından, yapmak istediklerini keşfetmesi açısından. Yani bu bahsettiğimiz aslında sosyal iletişim becerilerini arttırır. Bir de kendisiyle olan iletişimini arttırır. Bu da çok önemlidir. Neyi sevdiğini, neyi sevmediğini, neyi istediğini, ne yapmak istediğini, ne yapmamak istediğini. Bunları daha erken keşfetmiş olması elbette ki her zaman avantajlı olacaktır çocuklar için. Kesinlikle. Serap Hanım, şimdi bazı yaş grupları okuma evet, bilmiyorlar bazı evet, çocuklarımız. Burada aileler çocuklarına kitap okumalı mıdır? Bunun faydası nelerdir? Neler önermek istersiniz bu konuda? Şimdi ben kendimden yola çıkarak örnek vereyim. Ben oğlum benim şu anda 10 yaşında. Dolayısıyla benim için de aynı zamanda bir avantaj. Bir çocuğun büyüme sürecini de yakından gözlemliyorum, şahit oluyorum. Ben oğlum doğdu, yani yürümeye başladığından itibaren zaten kitapçıları gezmeyi çok severim. Benim için çok keyiflidir. Onu da pusetine koyup kitapçı gezdirmeye başladım. Yürümeye başladığında da kitapların arasında dolaştı. İşte onlarla ilgilendi, seçti, bana getirdi örneğin. Bu okuma alışkanlığını kazanmasında oğlumun çok büyük bir avantaj oldu bize. Hareketli kitaplar vardır Nurettin Bey. Sizin de zannedersem 2,5 yaşında bir oğlunuz evet, var. Evet. Onun için de önerebilirim. Hareketli kitaplarda resimler hareket ediyor. Ve hareket eden resimler üzerinden çocuk yorum yapabiliyor, sohbet edebiliyorsunuz orada. Bu da çok önemli. Katılım sağlamanız da çok önemli. Evet. Benim annelere, yani anneler çocukları doğduğu andan itibaren kitap okumalıdır diye iddialı bir cümle kuracağım hatta. Benim tavsiyem okuma yazma bilmeyen daha küçük yaş grupları için anneler kitapları okurken jest ve mimik kullansınlar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü ben şu anda konuşurken beden dilim de konuşuyor bir yandan. Kendimi daha rahat hissediyorum. Konuşurken, ifade ederken, ellerimi, gözlerimi, mimiklerimi kullanırken daha bir alan açılıyor benim için. Daha iyi ifade edebiliyorum. Çocuklarda bu belli bir süre sonra bu jest ve mimikleri görecektir anneler. Yani mutlaka karşılaşacaklardır. Bu da kendilerini ifade edebilmelerinde onlar için yine bir avantaj sağlayacaktır. Avantaj kelimesini çok kullanıyoruz ama gerçekten kitap okumanın çocuk dünyasında çok büyük avantajları ve faydaları, katkıları var. Çocuklarda kitap okuma alışkanlığının gelişmesi, çocuklarımızın okuyan, öğrenmeye evet, açık, soran ve sorgulayan bireyler olmaları için başka bir önerileriniz var mıdır? Şöyle çünkü söyleyeyim. Çok özür dilerim. Bu son dönemlerde çok önemli. Evet. Sormak, evet, sorgulamak, öğrenmeye evet, açık olmak. Evet, ben de bu soru için teşekkür ederim öncelikle size. Şimdi alışkanlık kısaca tanımlarsak genel olarak nedir? Davranışların tekrarlanmasıdır. Hı hı. Şimdi bir çocuk büyütürken, yani bir çocuk büyüten ebeveynler çocukları mutlaka takip ediyorlardır. Çocuk ne yapar? Bizden öğrendiği için yürümeye başlar. Bizden gördüğü için yemek yeme alışkanlığı kazanır. Gülme, jest, mimik. Yani bizi taklit eder. O süreci gözlemleyen herkes bilir. Şimdi bizde olmayan bir şeyi çocuğumuzdan beklemek kesinlikle karşı tarafa biraz haksızlık oluyor. Evet. Bu konuda ilk tavsiyem lütfen ve lütfen önce kendiniz bir okuma alışkanlığı edinin. Yani bunun için hiçbir zaman geç değildir. Hiçbir zaman işte ben bu saate kadar okumadım bundan sonra düşünülmesin lütfen. Çocuklarımızdan eğer bir şeyin yolunda gitmediğini görüyorsak, bir şeyin yolunda olmadığını fark ediyorsak ya da bir alışkanlık kazandırmak istiyorsak buna ilk önce kendimizden başlamamız gerekiyor. Ama bunun yanında yani rol model olmamız gerekiyor her şeyden önce. Bunun yanında benim gözlemlediğim birkaç şey var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Çok katı kurallar koyuyoruz. Örneğin işte şu saatte şu kadar sayfa okuyacaksın şeklinde bir görev haline getiriliyor anneler tarafından. Tabii ki iyi niyetle yola çıkılıyor ama bu aslında çok doğru bir yaklaşım tarzı değil. Siz bu durumda şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ben öyle yaptım en azından.
Çocuğunuz bir sayfa okuyabilir, kaç sayfa okuduğu çok önemli değil. Kitapla ilgili kitabı siz de okuyun. Kitapla ilgili, karakterlerle ilgili, yaşanılan durumlarla ilgili sohbet edin çocuğunuza. Katılım gösterin bu sürece. Bu sürece katılım gösterdiğiniz zaman çocuk zaten heyecanlanacaktır, okumak isteyecektir, takip etmek isteyecektir. Bu çok önemli bu noktada. Başka söyleyebileceğim bu konuda... Bazı çocukların ilgi alanları vardır. Futbol olabilir, resim olabilir, başka bir şey olabilir. Dergiler vardır. Evet. İlk etapta kitaplar değil ama bu dergilerden başlanabilir. Bu dergilerden okuma alışkanlığı kazanabilir. Hatta ben etrafımda çok kuzenlerim, abilerim, ablalarım vardı. Okumaya Tom Mix Texas serisini belki bilirsiniz. Ben o şekilde başlamıştım örneğin. Böyle söyleyebilirim, böyle bir tavsiye verebilirim. Yani bu sürece dahil olsunlar. Kendileri için de bence güzel. Şöyle düşünüyorum ben. Büyüklerin de çocuk kitabı okumasını istiyorum. Eğer geçmişte tamamlayamadığınız, içinizde kalan ya da hissetmekten mahrum olduğunuz, yani yaşayamadığınız bir duygunuz varsa bunu kitap okumak zaten iyileştiricidir. Çocuk kitabı okumak daha da iyileştiricidir. Bu da küçük bir tavsiye olarak vermiş olayım. Yani gündemin sıkıcılığından da biraz tabii bizi ki uzaklaştırır. Tabii. Ve bir yanımızın çocuk kalması aslında çok önemli, çok değerli bir şey. Evet, evet. Güzel, kesinlikle bir şey katılıyorum. Yani. Evet, evet. Hangimiz özlemiyoruz ki? Evet, aynen. Ben de size katılıyorum bu konuda. Serap Hanım, şimdi aileler ve çocuklar için kitap okuma alışkanlığı ve kitabın bu güzelliklerinden bahsetmişken, bir yandan da bir büyük bir sorunumuz var aslında. Daha önceki programlarımızda psikiyatrist doktor Zafer Atasoy'u konuk almıştık. Burada internet, dijital ortam gibi konulardan bahsetmiştik. Aileler çocuklarını, bu çağımızın sorunu diyebiliriz aslında, çok fazla zaman harcıyorlar. Bu dijital ortamdan uzaklaştırmaları için aslında bir yol. Bu konuda söylemek istedikleriniz var mıdır? Yani internetten kitap okumak faydalı mıdır ya da onu elimize alarak hissetmek mi gerekir? Hı hı. Şimdi öncelikle ben kitabın ruhu olduğuna inanırım. Kitaba dokunarak, görerek okunmasının daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama internetten de kitap okunabilir elbette. Yani okunabilir eğer o hazzı alabiliyorsanız. Herkes yani illa hani oradan da aynı şekilde aynı verimi alacağını düşünüyorsa kullanabilir tabii ki. İnternet... Aslında bakarsanız doğru kullanıldığında düşünsenize bilgiye çok çabuk, çok kolay her yerden ulaşabiliyoruz. Yani dolayısıyla faydalı, yani film, müzik, kitap, sanat alanında eğlenceli saat geçirebileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz bir alan. Yani doğru bakıldığında, doğru kullanıldığında faydalarını görebileceğimiz bir alan. Ama tabii her şeyde olduğu gibi ölçü çok önemli. Çocuklar... Benim de 10 yaşında bir oğlum var. Daha önce de bahsetmiştim. Maalesef bu konuda bazen abartılı zaman harcayabiliyor. Elimizden geleni yapıyoruz tabii ki. Ama yine bakın aynı şeye döneceğim. Biz geçen yazdan bir örnek vereyim. Oğlumun okul arkadaşlarının anneleriyle, babalarıyla, bazılarıyla bir araya geldik akşamları ve eski çocuk oyunlarını çocuklarımıza katılım göstererek, takımlar oluşturarak oynamaya başladık. Bizim için de çok eğlenceli oldu. Onlar için de çok eğlenceli oldu. Yani kimse telefonuna bakmak istemedi o süreçte ya da internetle ilgili herhangi bir şey yapmak istemedi. Yani bir şeyi çok zararlı olduğunu düşünüyorsanız, çocuğunuza zarar verdiğini düşünüyorsanız, hayır kelimesi ya da yapma kelimesini o kadar duyuyorum ki ben etraftan. İşte yine mi oynuyorsun, yine mi tabletlisin, yine mi şöyle çok vakit harcıyorsun. Bunlar çocukları iyileştirici ya da sorunu çözücü cümleler değil. Her zaman söylüyorum. Kendinizi katmanız gerekiyor. Harekete geçmeniz gerekiyor. Eğer ortada gözlemlediğiniz bir sorun varsa bu sorunu çözmek için önce harekete geçmemiz gerekiyor. Bir alternatif, alternatif sunacaksınız tabii. Kesinlikle. Ki. Yani... Karşınızda 20-30... Ben size şimdi Nurettin Bey, siz telefonunuzla çok fazla oynuyorsunuz, gözlerinize zarar vereceksiniz dediğim zaman siz bunu dikkate alırsınız. Yani hani evet belki, ama karşınızda yetişkin birisi yok. Yani farklı bir anlatım yolu seçmeniz gerekiyor. Yani kesinlikle. Tabii ki alternatif üretmeniz gerekiyor. Yine aynı cümleyi kuruyorum. Önce kendimize bakacağız. Önce rol model olacağız. Olayın içine kendimizi katacağız. Değişime kendimizden başlayacağız. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum en azından. Öyle katılıyorum söyleyeyim. Kesinlikle.
Serap Hanım, piyasada birçok çocuk kitabı var. Bu çocuk kitapları her yaş grubuna her kitap uygun olmayabiliyor. Bazı kitapların içeriklerine de bakmamız ve incelememiz, daha sonra bunu çocuklarımıza sunmamız gerekiyor. Bu konuda izleyicilerimize neler önermek istersiniz? Evet, maalesef çocuk edebiyatında niteliksiz çok fazla ürün var. Verdiği mesajlar da çocuklar için hiç uygun değil. Yani bu ama genel bir sorun. Sadece çocuk edebiyatı için sınırlamamak lazım. Genel bir sorun olarak var. Yani bu noktada ebeveynlerin kitap seçerken, şimdi çocuk kitaplarında resim çok önemlidir. Renkler çok önemlidir. İlk önce çocuğun dikkatini zaten resim ve renkler çeker. Çocuklarda durum böyle. Yani dolayısıyla bu resimlere baktığımız zaman, evet, bir resim hoşumuza gitti, kitabın kapağındaki resim. Fakat o süreçte işte ebeveynlerin içeriklerine de mutlaka bir göz atması gerekiyor. Çok önemli. Bunun için de bir yayın evi araştırması yapabilirler. Yayın evlerinin güvenilirliği çok önemli bu süreçte. Yani evet, iyi bir yayın evi ise zaten herhangi bir sorun çıkmaz. Bir de belli bir fikri dikte eden mesajlar içeren kitaplardan uzak durulması gerekiyor. Yani çocuğa verilen mesajın kesinlikle objektif olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çok teşekkürler. Yani. Serap Hanım, programımızın ne yazık ki yavaş yavaş sonundan geldik. Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır? Son olarak şunu söylemek isterim. Bizim toplumsal olarak genel sorunumuz Nurettin Bey, kitap okumanın katkılarının değerinin çok bilinmemesi. Yani değerlerinin, bize katkılarının maalesef toplumda çok yer bulmaması. Öncelikle bunun farkındalığını arttırmamız gerekiyor. Bu farkındalığı arttırmakla da işi aslında çocuklarımızla başlamamız gerekiyor. Herkese bol okumalı günler tavsiye ediyorum. Hiçbir zaman geç değildir kitap okumak için. Ve ben tekrar Atatürk'ümüzün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tekrar kutluyorum. Çok keyifli, güzel bir gün geçirmelerini, hafta geçirmelerini diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için, bu keyifli sohbet için. Ben çok keyif aldım. Umarım bizi izleyenler de keyifle izlerler. Başardı. Çok teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz, Bir Başarı Öyküsü isimli programımızın konuğu çocuk kitabı yazarı Serap Biçici'ydi. Kendisine katılımı için bir kez daha teşekkür ederiz. Değerli Çanakkale Belediyesi takipçileri, çocuklarımız bizlerin en değerli varlığıdır. Onlar bu ülkenin geleceği, yarınlarımız. Çocuklarımızı daha önceki programlarımızda da risklerine değindiğimiz çağımızın sorunu dijital bağımlılık ile baş başa bırakmayalım. Onların gelişimi, soran, sorgulayan, araştıran bireyler olmaları için kitap okuma alışkanlığını şimdiden geliştirelim. Büyüklerin her zaman söylediği gibi, ağaç yaşken eğilir. Çocuklarımızın yüzünde gerçek ve sağlıklı tebessümler oluşturacak hediyeleri alalım. Onları, gerçek dostları kitaplar ile buluşturalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda farklı konu ve konuklar ile karşınızda olacağız. Sağlıklı, mutlu ve güzel yarınlar dileriz.